Herkese selam. Ben Mehmet Hocanız arkadaşlar. Bebek adımlarıyla logaritma serimizde 1 dedik, 2 dedik ve şimdi 3. dersimizi söylüyoruz. Bilgi yüklemelerine devam ediyoruz. Belki seni çok hoşuna gitmeyebilir. Hadi hocam gönder gelsin soruları çözelim diyebilirsin. Ama dur, yavaş ol. Ağır ol. Abo bir dur bakayım bir dur ne oluyor hemen öyle alcan eline bütün kitabı bitireceksin yazmışsın yorumlara bazı arkadaşlar demiş hocam biz bitirdik bile ya bir dur ne yaptın ya ama bu biz hani hakkını vere vere bitirecektik tüm ayrıntıların altını çize çize sana anlat anlata bu beynin içine soka soka gidecektik İşte o şekilde devam. Bu bir bilgi yüklemesi dersidir. Logaritma 3'te logaritmik fonksiyonların grafikleri üstüne eğileceğiz. Üstüne yetmeyecek bazı temel logaritma tabanları var onlardan bahsedeceğiz. Ödev mi? henüz ödev yok. Bir sonraki ders yeniden vereceğiz. Bir üçlü test daha vereceğim ama dur. Sakin. Ho diyorum. Gönder gelsin diyorum ve güzel arkadaşım. Ha soru çözmek isteyin gerçekten güzel bir şey ama sabırla adım adım ilerleyeceğiz. Sanma ki bebek adımları basit bir adım. İçerisinde çok zor sorular da çözüyoruz. Ama ismi belki aldatıcı olabilir. Bebek adımlarının amacı sağlam adımlarla ve gerçekten bu konuyu bitirdik dediğimizde bitti diyebilmek için güzel adımlarla. Hadi bakayım. Gelsin bakayım. Ya ben niye bugün şiveli konuşuyorum? Bana ne oldu? Çok mu film izledim bu ara? Devam mı? Hadi başlık gelsin. Başlığımız ne? Logaritma fonksiyonunun grafiği. Dur bakayım. Aa ne oluyor ya? <laughs> bir dakika. Dur be kardeşim. Dur arkadaşım. Ey güzel arkadaşım. Biz üstel fonksiyonu anlattık mı sana? Birinci ders anlattık hocam. Şimdi gel bir hatırlayalım fx fonksiyonunun tersinin grafiği y eşittir x eksenine göre simetriktir. Bu zaten temel bir tanımdı. Fonksiyonun grafiği y eşittir x'e. Hani diğer adıyla birinci açı ortay doğrusu. Ne güzel de söyledim. Peki a üzeri x ve a bir değeri birden büyükse o fonksiyon nasıl bir fonksiyondu? Üstel fonksiyondu. Tabii ki artan bir üstel fonksiyonu süpersin. Peki biz bu artan üstel fonksiyonun grafiğini biz simetriğini alırsak y eşittir x'e göre elde edeceğimiz grafik neyin grafiği olur? o fonksiyonun tersi yani logaritma fonksiyonunun grafiği olur. Logaritma a tabanında x. Arkadaşım burası 1. Arkadaşım burası 1. Peki biz artık f'nin tersinde x logaritma a tabanında x'in değerini bulduk. Peki a dediğimiz değer kaçtan büyük? 1'den büyük güzel arkadaşım. Bu artan logaritma fonksiyonunun grafiğidir. Tek yaptığım simetriğini almak. Ha bu arada hocam sen bunun simetriğini nasıl aldın ya bana da gösterse de derken. Bakın arkadaşlar her bir noktanın aslında y eşittir. X'e göre simetriğini alıyoruz. Tabi ben biraz kabataslak çizdim ama görüyorsun simetriğini aldığında elde edeceğin doğru bu şekilde oluşuyor. Peki bu mantıkla yola çıksak ve desek ki sana. Bir daha bir, bir hatırlatma. f(x) fonksiyonun tersinin grafiği y x ekseninde göre simetrik. Eyvallah hocam, onu zaten biliyoruz. Peki a üzeri x 0 ile 1 arasında değerse azalan fonksiyon grafiğiydi. Azalan üstel fonksiyon grafiği. Lütfen bu grafiklerin çizilişini gözün kapalı yapabil. Gözünü kapattın mıydı? Aklına gelsin. Gözünü kapattın? Şimdi aç. Dememişiz logaritma bir dersinde hocam yazmış yorumlara. Hocam gözümü açabilir miyim artık? Yapma gözünü seveyim arkadaşım. Ne yaptın sen? Bebek adımları dedik ama sen harfiyen her adımı da uygulama o kadar ya. Açma komutunu beklemeyeceksin. Sen direkt açacaksın devam edeceksin. A x azalan fonksiyon grafiği dedik. Peki bu noktanın simetriyi buralarda bir yerlerde çıkar arkadaşlar. Ve simetriğini aldığımızda? Oluşan grafik buna benzer. Burası da bir noktasıysa burası da bir noktası olur. Elde ettiğimiz fonksiyon grafiği f'nin tersinde logaritma a tabanında x'tir. Ve buradaki a değeri gerçekten 1 ile 0 aralığındadır. Yine ki bu fonksiyon azalan fonksiyon olsun. Grafikler tamam mı? Gel grafikleri ben sana bir sayfaya daha koyayım. O sayfada bir kez daha birlikte iç içe yorumlayalım. Artan üstel fonksiyon grafiği, artan logaritmik fonksiyon grafiği. İkisinin de tanım kümeleri yazılmış mı? Yazılmış. Biliyoruz. Tanım kümesi logaritma 2 dersimizdeydi. A büyük 1 için bu fonksiyonlar artandır. Y eşittir A üzeri x ile logaritma A tabanında x birbirinin tersidir ve y eşittir x eksenine göre ya da birinci açı ortay doğrusuna göre simetriktir. Aynı şekilde logaritma a tabanında x, logaritma a tabanında x ve a üzeri x fonksiyonları sıfırla bir arasında değer alırsak grafikler bu şekilde olur ve azalandır. x'i birbirinin tersidir ve her zaman olduğu gibi ters fonksiyonlar y eşittir x'e göre sadece üstelle geçerli değil ha bu kural. Her yerde geçerli bütün fonksiyonlarda y eşittir x'e göre simetri demek fonksiyonun tersi demek. Oldu mu? gönder gelsin. Yeter. Çok da abartmayalım. Bence mevzuyu anladın. Bakayım. Burada bir sıkıntı yok. Geçtik buraya. Şimdi bir tane soru çözelim mi? Çok temel. Çok kolay bir soru. A üzeri x'i görüyorsun. Logaritma A tabanında x'i görüyorsun. Hatta bunu yaz, yanlış yazmışız buraya. Bak burası 4 olacak. Logaritma 4 tabanında x'i görüyorsun. Eyvallah hocam. Şekilde grafiği verilen A üzeri x eğrisi ile logaritma 4 tabanında x y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Bingo diyorum be güzel arkadaşım. Hey sevdiminin matematiği hey sevdiğimin matematiği hey ayrıntılar diyorum hey tanım diyorum. bir fonksiyonun tersi y eşittir x'e göre simetrik olanı değil miydi öyleydi soru bende bunu demiş fonksiyonlar birbirinin tersidir demiş mi dememiş ama biz bu bilgiyi buradan alabiliyoruz örneğin ben g'nin tersini aldığımda fx'i ya da f'nin tersini aldığımda gx fonksiyonunu elde edebiliyormuşum bu cümlenin türkçe karşılığı matematiksel yöntemi budur ve eksi 2'yi soruyor. Tamam hallederiz bundan sonra. Arkadaş gx fonksiyonu ne demiştiniz siz? Logaritma a tabanında x. Hatırlarsın her fonksiyon y'ye y eşittir. Y'yi yalnız bırakmak tersini almaktır. A karşıya gider. Şimdi logaritmanın altındaydım karşıya nasıl gidiyorduk? Nasıl gidiyorduk? Hop bir omuz hareketi. Omuzunu alıyordu, sırtını alıyordu. A üzeri y ifadesi oluşuyordu. Peki bizim burada bu sefer tabanımız kaç arkadaşım? 4 yazalım bakın. x eşittir 4 üzeri y. Yani biz gx fonksiyonunun tersini yazmak istersek elde edeceğimiz fonksiyon 4 üzeri x. E hocam evet dinliyorum ne diyorsun? G'nin tersinde x e fx birbirine eşit dedin. O zaman fx de 4 üzeri x'tir. Eyvallah aynı şey. E o zaman soru bitti. X gördüğün yere eksi 2'yi yazarsan bu sorunun cevabı 1 bölü 16 olarak bulunur. Vurdum cevabı 1 bölü 16'ya. Oldu mu? Devam mı? Gelsin bakalım. Kitaptan bir soru. Yorum sorusu. Son dönem ÖSYM'nin sevdiği grafik sorusu. ÖSYM son 3 yıldır fonksiyonlarda grafikten soru atlamadan soruyor. 3 yıldır soru soruyor. Soracak mı tekrar? Kim bilir? Sorar mı? Sorar. Ama sorar. Sorar sorar. Ve sorar onu bilemeyiz ama. Yukarıdaki grafiklerden hangileri üstel fonksiyonun grafiği olabilir demişiz sana. Bakacağız grafiklere acaba hangisi üstel fonksiyon? Ya hocam bu üstel fonksiyonun grafiği a üzeri x hatta artan olduğu için a birden büyüktür şak diye yazman lazım. Şimdi kafayı karıştıran 2 mi 3 mü? Bakıyorsun grafikler birbirine çok benziyor. Hocam hangisi üstel fonksiyon? Ey güzel arkadaşım. Burası logaritma a tabanında x'in grafiği hem de azalan logaritmik fonksiyon grafiği. Ama bu arkadaş şuradan birden geçen arkadaş x eksenini kesmeyen arkadaş nedir? Üstel fonksiyon grafiğidir. Ama bu da yine azalan bir üstel fonksiyon grafiği olabilir. Yani doğru cevabım vurdum cevabı Edirne'ye gönderin gelsin dedim sıradakini. Evet bu sıradaki soru niye böyle olmuş bilmiyorum. Grafikte bir problem olmuş. Hemen düzeltiyorum arkadaşlar. Ben e, okunaklı bir şekilde yazmaya çalışacağım buraya. Şurası kaçta logaritma a tabanında x'te. Şuradaki değer de Şunlar da kestiği eksenler. Galiba her şey belli. Yine yorum sorusu. Dedik ya ÖSYM seviyor yorumu. Biz de yorum yapmaya devam. Yukarıda fx logaritma a tabanında x fonksiyonunun grafiği. Eyvallah. Fx fonksiyonu için fx artandır. <laughs> Acaba... Hocam sen kimi yiyorsun? Bu artan mı azalan mı? Anlarız biz. Bir kere azalan. Grafik nereye doğru gidiyor güzel arkadaşım? Aşağıya doğru gidiyor. O zaman bu fonksiyon bir kere azalan fonksiyonmuş. Güzel. Hocam peki bu bilgiye nasıl erişeceğiz? Ya bak matematiğin en zevk duyulan noktası. Aşık olacağın noktalardan biri. Bilgiler silsilesi böyle kilit gibi zincir gibi bağlı deriz ya. Hep. İşte o zincirin halkası. Yalnız o değildi. O bu değildi. Matematik yani böyle çözerken, anlatırken, sen bunu yaşarken, öğrenirken ya bize deli gözüyle baksınlar, boş ver. Sen o tadı alabiliyor musun? Hani bir laf var ya, müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli zannedermiş. Bizim şuradan aldığımız tadı anlamayanlar, la bırak git, Bizi ne zannedersen zannet. Biz bu işten zevk alıyoruz, biz bu işi gerçekten öğreniyoruz. Bunu hissediyorsan senden mutlusu yok. Kim ne derse desin. Zaten başarı da devamında gelecek umarım. Tamam mı? Biz şöyle bir bilgi verdik. Azalan fonksiyon grafiklerinde yani değerlerinde şöyle bir değer olması gerekir. Nedir o? x1 x2'den küçük olabilir ama fx1 fx2'den büyüktür. Peki sana sorarım. 3 9'dan küçük mü arkadaşım? Küçük hocam. Peki f3 değeri bu fonksiyonda f9 değerinden büyük olmak zorunda mıdır? Zorunda. Niye? Bu fonksiyon çünkü azalan bir fonksiyon grafiğidir. Oldu mu? oldu. Bingo. ikinci madde doğru. Geldim. A artı F1 eşittir 1 bölü 3. Yalnız biz A'yı bilmiyoruz. Bulabilmemiz için koordinatlara ihtiyacımız var. Örneğin burası 1 bölü 3'e bir noktasıdır. Peki Fx fonksiyonu neydi hocam? Fx fonksiyonu logaritma A tabanında x'tir. Eyvallah. X'i yerine yazarım. X dediğim değer dikkat edersen 1 bölü 3. Yerine yazdım. Logaritma 1 bölü 3 tabanında x. Buraya kadar tamam. Burada zaten problem yok. Ama bir dakika a A yanlış yaptın hocam. <laughs> Şuraya 1 yazdım. Tamam şimdi oldu x yerine 1 bölü 3 yazdım. A karşıya nasıl gitti Omuzuna sırtına alıp gitti. Sol tarafta 1 bölü 3 kaldı karşıya da a kaldı, a'yı bulduk hocam. A'yı bulduysak şurada değerini bir yazalım. a değeri 1 bölü 3 artı f 1 değeri. F 1'i nasıl bulursun? x gördüğün yere 1 yazarak. Logaritma, A değeri 1 bölü 3'tü. X gördüğüm yere 1 yazdım. Burada yeniden durduk. Diyeceksin ki hocam burası logaritmanın özelliğine giriyor. Bizi anlatmadın. Biz nasıl yapalım? Yaklaş bakayım yaklaş. Gel gel. Az daha gel. Görüyor musun? Bakıyor mu gözlerimin içine? Logaritmanın tanımını anladın mı sen? Söyle bakayım. Söyle. Vermişim. Cüneyt Arkman'ı söyle. Anladım. Logaritmanın tanımından bile yaparsın bunu. Ispatlarını yaptık zamanında. Şimdi bak logaritmanın tanımından nasıl çıkacağız işin içinden. Logaritma 1 bölü 3 tabanında birin cevabını bilmiyoruz. Diyelim ki adı z olsun. Arkadaş bir 1 bölü 3 karşıya nasıl geçiyor? Hop omzunu alıyor. Bir değeri eşittir. 1 bölü 3 üssü z. Sorarım sana. 1 bölü 3'ün üstüne kaç yazarsak cevap 1 çıkar. Hocam 0. Eğer z 0 ise cevap 1 bir 0. E, bir, bir dakika. 0'sa cevap 1 çıkar. O zaman burası artık 1 olabilmek istiyorsa Z yerine bir dakika. Z yerine ne yazacağız? 0 yazacağız. Şimdi doğru cevap oldu. Yani burası 0'sa logaritma 1/3 tamında 1'in cevabı 0 oluyordu. Eyvallah. Peki bu işlemin sonucu kaç çıkar? 1/3 bölü üç çıkar. Doğru olduğuna kanaat getirdik. Vurduk cevabı geçtik. 2 ve 3 dedik eğer öyle bir seçenek olsaydı. O zaman devam 15 sayfa. 6. sayfadayım. Hadi bakalım bir tane de alan sorayım sana. Yapar mıyız birlikte ve hadi gel bir dikdörtgen de alan sorusu yapalım. Yukarıda fx logaritma 3 tabanında x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonu için alan yazmamışız. Alan abc'de kaç birim karedir? Kaç birim karedir? Şimdi yazdık soruyu. Ne diyorsun kaç birim karedir? Hocam bu bu noktayı sağlamak zorunda mı? Zorunda. Yani sen a değerini bulmak istiyorsan f'de X gördüğün yere 27 yazıyorsun. Logaritma 3 tabanında 27'nin cevabını buluyorsun. Sen C noktasının koordinatını bulmak istiyorsan. X gördüğün yere daha doğrusu C noktasının koordinatı değil. D değerini bulmak istiyorsan. Karşısına gelen değer o çünkü. F'de X gördüğün yere 81 yazıyorsun. O da logaritma 3 tabanında 81. Hocam sen iyi misin? Logaritmanın özellikleri yok da. E biliyorum yok. Ama biz çözebiliriz. Evet uzun uzun çözeriz ama tanımdan çözeriz. Çok daha kısa yollarını anlatacağım. Logaritma 3 tabanında 27 diyelim ki a'ya eşit işte olsun. a'yı nasıl bulursun? Bu cevabı nasıl bulursun? Hocam bunu karşıya atarım. Karşıya nasıl geçer? Omzuna alır a'yı. 3 üzeri a eşittir 27. E 27 dediğim 3 üzeri 3'tür. Tabanlar eşitse üstler eşittir. a'nın cevabı 3 olmalıdır. Şak yazdım cevabı. Geldim buraya. Aynı şeyle devam ediyorum. Logaritma 3 tabanında 81 diyelim ki B diye bir cevabı eşitse 3 karşıya omuzuna alıp gelir. 3 üzeri B 81'dir. Peki 81 3 üzeri 4 ise B'nin cevabı kaçtır? O da 4'tür efendim. Onu da yazdık yerine. Peki bizim A dediğimiz değer şurasıydı. 3'tü. B dediğimiz değer 4'tü burasıydı. Bununla bunun arasındaki fark 1 bir birim. Buradan burası kaç birim? 81 birim. Aa, sazanlananlar mı var yoksa? Sazanlananlar mı var yoksa? Gidip buradaki alan e, buradaki uzunluğu bulmadın değil mi bize? 81'den 27'yi çıkarayım. Aman diyeyim yazık edersin. Alan ABCD'yi istiyorsan eğer 81 çarpı 1'den cevap 81 birim karedir dedim. Vurdum cevabı gönder gelsin dedim bir tık daha level üstte koyduk. Aldık hani ağırlık kaldırırken böyle kaldırırsın be 50 kilo kaldırırsan 60 kilo Şimdi kaldırıyoruz hop 100 kilo oldu mu olmadı mı? Gel kontrol edelim. Hocam bu nasıl grafik? X 3'ün orada çizik çizik bir şey var. X 3'e paralel bir şey paralel demeyelim böyle neredeyse dokunacak bir şekilde geliyor. Eksi 2'ye vuruyor 1'e vuruyor gidiyor. Logitma atamında bir x artı c'nin grafiğiymiş bu. Hocam cevap nasıl bulunacak? Önce koordinatları bulacağız. Hadi gel bunu. Bunun koordinatı nedir güzel arkadaşım? Hocam x 2'ye 0 noktası. Bunun koordinatı nedir? Tabii ki x değeri 0'dır. y değeri burada kaç olacaktır? 1 olacaktır. Peki biz fx fonksiyonunda ismi neydi burada fx'in? Logaritma a tabanında bx artı c'ydi. Arkadaş biz bx artı c'yi logaritma a tabanında bulmak istiyorsak x değerlerini y değerlerini yerine yazmamız gerekiyor. Hadi gel yazalım. Ben x yerine eksi 2 yazıyorum logaritma a tabanında eksi 2 b eksi 2 b artı c cevap eşittir kaç diyorum sıfır diyorum peki bu karşıya gidecek eksi 2 b artı c eşittir a üzeri sıfır omzuna aldı eksi 2 b artı c eşittir kaç geldi 1 geldi bunda en fikir miyiz en fikiriz devam edelim mi edelim hocam o zaman gel burası tamam Şimdi geldim buraya. Hadi gel yazalım yine. X değerine 0 verince Y değeri 1 çıkıyormuş. X değerine 0 veriyorum. Logaritma. A tabanında. X değerine 0 veriyorum. B çarpı 0 artı C diyorum. Burası da tamam. A karşıya geçerken omzunu aldı. A oluştu. Burası gitti. A eşittir kime çıktı? C'ye eşit çıktı. Bu da tamamdır hocam. Yalnız biz bunu istemiyoruz hocam. Biz A artı B artı C'nin toplamını istiyoruz. E tamam canım biz, biz de aynısını arıyoruz. Biz de benzer şeyler arıyoruz. Peki nasıl bulacağız? Gel bulalım. Şimdi yapacağım ifade şurası. Ya hocam biz bu eksi 3'ü hiç kullanmadık. Yani nasıl kullanabiliriz bunu? Nasıl kullanabiliriz? inanılmaz bir yorum geliyor. Evet biraz sert bir yorum ama harika bir yorum. Şimdi ben burada normal logaritma A tabanında X'in grafiğini çiziyorum arkadaşım. Logaritma A tabanında X. Hatırlıyor musun? Biz bunlar için kural söyledik. İşte dedik ki taban efendim birden farklı olacak. Taban sıfırdan büyük olacak. Buradaki X değeri de sıfırdan büyük olacak. Peki bu sıfırdan büyük olacağı şekil üstünde bana gösterir misin deseydim. Senin yapman gereken şuydu güzel arkadaşım. Grafikte gelecektin x eşittir 0 ekseni budur hocam. Biz 0'dan büyük olacaksak bu eksenin sağında yer almalıyız. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Çok kritik yerdeyiz. Oluyor mu? x 0'a eşitse x ekseni burasıdır. x yerine 0 yazamazsın. Neden? Tanımsız oluyor çünkü demiştik. x 0'dan büyük olacak. Peki aynı şekilde bu soruya geldik. Bu soruda biz hangi eksene dokunamıyoruz? Dikkat et y eksenini yani x eşittir sıfır eksenini burada kesebiliyoruz. Ama hocam tanıma farklı tanıma uymuyor. Hayır hayır. Bakın biz burada x eşittir eksi 3 veremiyoruz. Verirsek ne oluyor? İçerisi 0 çıkıyor. Yani sen burada x yerine eksi 3 yazarsan buradaki iç değer 3 oluyor, sıfır oluyormuş. Gel yazalım. X eşittir 3 verirsek ki veremiyoruz. Çünkü verince 0 oluyor ve 0 tanımsız yapıyordu. Biz de verdik. 3B eksi 3B artı C'nin cevabı 0. Eksi 3B eşitse eksi C'ye 3B eşittir C'ye. İşte şimdi bütün düğüm çözüldü. Çünkü C ye gördüğüm yere 3B ye yazabilirim. C ye gördüğüm yere 3B ye yazıyorum. Eksi 2B C yerine 3B yazdım cevap 1. Şuradaki işlemi yaptığımda B eşittir cevabı hop 1 geldi. Geldim buraya. A eşittir C demiştik. Peki biz 3 çarpı 1'den C'nin cevabını C eşittir 3 bulabilir miyiz? Buluruz efendim. C yerine 3 yazarsak A'nın cevabı nedir? Hop o da 3 çıktı mı? O da 3 çıktı. Elimizde bakın 3 değerde oluştu. Biz ne istiyorduk? Biz A artı B artı C istiyorduk. A'nın cevabını 3, B'nin cevabını 1, ve C'nin cevabını da 3 bulduk. Topladığımızda gördük cevabı 7. Vurduk cevabı 7'yi. Çağırdık sıradakini. Ve bir yorum sorusu daha. Bazen tıpkı parabolde yaptığımız gibi. Bebek adımlarında parabolde. Kul, e, neydi bunların adı? Kollar. Parabolün kolları. Hatırladım şimdi bir an. Parabolün kolları içeri doğru kapanıyorsa X karenin önündeki katsayı büyüyor mu küçülüyor mu? Kollar yukarı doğruyken. Hatırlamıyor musun? Lütfen. Bebek adımları nasıl izledin sen? Kapanıyorsa tabii ki A değeri büyüyordur. Aşağı doğru kapanıyorsa A değeri negatif türden küçülüyordur daha da. Eksi 5, eksi 15, eksi 20 oluyordur. Peki burada da benzer mantık var mı hocam? Evet benzer mantık var arkadaşlar. Dikkat edin bizim buradaki taban değerimiz eğer A değeri birden büyükse Artan logaritma fonksiyonunda kısaca a değeri birden büyükse taban değeri arttıkça grafik x eksenine yaklaşır. Örneğin ben buradan bir grafik daha çizmek istesem buraya yazacağım değer. Misal logaritma y tabanında x olmak zorunda. Ben o taban değerini ne kadar arttırırsam x'e yaklaşıyor. Anlaştık mı? Peki azalan fonksiyon grafiklerinde de aynı durumu var. Değeri azaldıkça grafik x eksenine yaklaşacak. Yani ters durum var. Şimdi bak 1 bölü 2 buradaysa 1 bölü 5 daha da yaklaşıyor. Ben bir grafik daha çizdim. Azalan logaritma fonksiyon grafiği. Muhtemelen burası 1 bölü 9 tabanında x olmalıdır. Bunlar oldu. Allah Allah burası olmamış. Yine garip çıkmış. Ben burayı düzeltiyorum. Şöyle harflendirmeleri de yeniden yazdım. A, B, C, D. Diyor ki bize A, B, C, D'yi sıralar mısınız? Artık mantığını biliyoruz güzel arkadaşım. Eğer sen en yukarıda bir kere şunlara karar ver. Burası artan, burası artan fonksiyon grafiği. A ve B'nin değeri, A ve B'nin değeri bir kere nasıl olmak zorundadır? Birden büyük olmak zorunda. Peki C ve D azalan fonksiyon grafiği olduğu için 1 ile kaç arasında olmak zorundadır? Sıfır. Bir kere A, B, B C'den, C, D'den daha büyük. Peki A mı daha büyük, B mi daha büyük? kim daha x eksenine yakınsa o daha büyüktür az önce anlattığımız mevzudan. A değeri daha küçüktür. Devam ettim. Burası kritik nokta. C mi büyük D mi daha büyük? Arkadaş sen x eksenine yaklaştıkça azalan fonksiyonda küçülüyorsun. Uzaklaştıkça büyüyorsun. D daha büyük. C'den diyorum. Vurdum cevabı karmaşık soruda. Bunu da bitirdim. Fonksiyon grafikleri bu kadar. Bizim ilerleyen dönemde fonksiyon grafiği sorusu çözeceğiz mi çözeceğiz. Ama azıcık kural öğrenmemiz lazım. Ben sana kuralları öğrendikten sonra hakkıyla bir sürü soruyu, bir sürü soruyu çözeceğim zaten. Şimdi iki tane şey daha anlatacağım. Sabrın için teşekkür ediyorum. Bebek adımlarında devamın için teşekkür ediyorum. Bu işi beraber bitireceğiz. İki tane tabandan bahsedeceğim. Gördüğümüzde korkmayacağız artık tanıyacağız. Onluk bir şey anlatacağım da birazdan anlatayım dur. Onluk logaritma fonksiyonu. Arkadaşlar yani biz logaritma 10 tabanında diye bir sayı yazmıyoruz. Eğer bizim tabanımız 10 sa bu logaritma fonksiyonu onluk logaritma fonksiyonudur ve tabana hiçbir şey yazılmaz. Normalde biz tabana logaritma 2 tabanında 3 logaritma 7 tabanında x gibi şeyler yazıyorduk. Eğer ki senin fonksiyonun logaritma 10 tabanında x ise logaritma x yazman bile yeterli. Tabana hiçbir şey yazmıyorsak taban onluk tabandır. Peki grafik neye benzer hocam? Grafik şuna benzeyecek. Bu fonksiyon grafiği de yine artan bir grafik olduğu için logaritma A tabanında x nasılsa logaritma 10 tabanında x de öyledir. Tabii ki artık logaritma 10 tabanında x yazmayacağız. Sadece logaritma yazacağız. Anlaşıldı. Yine birden geçecek merak etme. Logaritma x fonksiyonu artan bir fonksiyondur. Peki gel. Arkadaş doğal logaritma fonksiyonu lisede hiç unutmam. 11. sınıfta anlatıyordu o, zaman logaritmayı. Gittik derse daha doğrusu logaritmaya başladık ilerledik ilerledik. Tam bunun anlatıldığı gün doğal logaritma fonksiyonunda abi o gün hastalandım gidemedim. Arkadaş gidemedin mi sen? Abi ertesi gün okula geldim. Hoca tahtaya yazıyor. Elenler melenler havada uçuşuyor. Abi biz daha dün logaritmayı işliyorduk. Hangi ara elen oldu o elen nedir? Sormaya da sen utan. Abi ne kadar zorlandım anlatamam sana. Ta ki sınav gününe kadar. O zaman çalışınca çözdük gerçi ama tabanı e sayısı olan logaritma fonksiyonuna doğal logaritma fonksiyonu denir. Hocam e nedir ya? E bir sayı mı? E bir sayıdır. E euler sayısıdır. Tam küsüratına bakmak için ben şu an e, interneti kurcalıyorum. Normalde 2,71 ya da 72 olması lazım. Ben yine de teyit etmek istiyorum. Euler sayısının tam olarak kaç olduğunu hemen şuradan bulup sana söyleyeceğim güzel arkadaşım. Wikipedia'yı e, giriyorum galiba şu an. Açarsa inşallah açacak da. İspatı falan var onları geç. Bize Euler sayısının kaç olduğunu söyle arkadaşım. Ah. Oh. 2,718281 gibi 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 gidiyor. Tıpkı pi gibi bir sayı. Sonsuza kadar ilerliyor. Tabii ki az önce ben de hatırladığım gibi tam küsuratı doğru hatırlamışız demek ki. 2 Abi ben bildiğin unutkanım ya. Az önce ben kaç dedim ona? 2,71 ha doğru dedim. 2,71 nokta 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 sayısına evler sayısı denir. Arkadaşlar biz tabana 2,71 nokta nokta yazamayacağımıza göre logaritma e tabanında x yazacağız. Ya da en çok kullanılan haliyle. Okula gidip öğrenemediysen hiç dert etme. Elen x diye bir şey geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaş elen x denen şey doğal logaritma tabanıdır. Logaritma e tabanında x anlamına gelir. İlerleyen derslerde bunlarla ilgili çok özel kurallar vereceğiz. Anlamak istiyorsan burayı lütfen kafaya yor. Peki bir şey soracağım. 2,71 sayısı birden büyük mü? Büyük. Peki bir fonksiyonda daha doğrusu logaritma fonksiyonunda birden büyük bir değer aldıysak o fon, logaritma fonksiyonu nasıldır? Tabii ki artandır. Artan olduğuna göre artık bu neyin grafiğidir? Ln x'in ya da kısaca logaritma e tabanında enin. Aslında burada yine bir tane geçtiğimizi vurgulayabiliriz. Y eşittir ln x fonksiyonunda artan bir fonksiyondur. Şimdi bunlarla ilgili çok temel sorular çözelim. İlla ki zorlaşacak ama hemen değil. Ben sana önce bu işi iyice kavratacağım. Logaritma 10. Bunun değeri kaç? Abi bunun değeri kaç olabilir? Şimdi önce düzenliyorsun. Hocam taban yazmayı unutmuşsun. Nereye unuttuk? 10'un tabanı 10. 10 tabanında 10 eşitse diyelim ki A diye bir değere biz A'yı bulacağız. Hocam bunu karşıya atarsın. Nasıl gider? Omzuna alır. Aldı omzuna 10 üzeri A 10'a eşitse tabanlar eşit olduğu için üstler eşittir. Kısaca cevap kaçtır? 1'dir. Logaritma 10 tabanında 10'un cevabı 1 ise logaritma 10 tabanında 100'ün cevabı kaçtır? 2'dir. Abo! Bir şey fark ettin mi? Hocam ben bunun cevabını A yazarsam. Kaçlık tabanda bu? Tabii ki onluk tabanda diye kabul ediyoruz. Hiçbir şey yazılmayınca onluk taban kabul ediliyor. Şöyle bir değer var karşımızda. Bu arkadaş karşıya bunu sırtına alarak geçer mi? Geçer. 10 üzeri A. Bu arkadaşı biz 10 üzeri 10 üzeri eksi 3 olarak alır mıyız? Alırız. Demek ki A dediğimiz değer kaç? Eksi 3. Yani bunun cevabı kaç? Eksi 3. Anladın mı mantığı? Hiç dert tasa etme. Hocam ben hala anlamadım ne demek istediğini. Ha işlemlerini yapabiliyor mu? Yapabiliyorum. Anladım onun işlemleri. Ama bir kısa yol gibi bir şey göster... Evet onu göstermeye çalışıyorum ama sabret. Vereceğiz kuralları be. Ama ben altyapı yapıyorum sana şimdiden. O zihinleri açacağız açacağız. Hiç merak yok. Elen. E tabanında 9. Hocam elen demek logaritma E tabanında demek değil mi? Evet. Logaritma E tabanında E üzeri 9. Peki burası A ise bu karşıya nasıl geçer? E üzeri A diye. Peki burada ne kalır? E üzeri 9. Tabanlar eşitse üstler eşittir. A eşittir 9. Demek ki bunun cevabı D'ye eşit 9'a? Yani ben sana elen E tabanında 5 yazarsam cevap 5'e eşit. İstersen dene. Elen E tabanında eksi 3 yazarsam cevap eksi 3'e eşit. Peki. Elen 4. dereceden köke yazarsam. Bunun anlamı şudur. Logaritma e tabanında E üzeri 1 bölü 4'tür. Bunun cevabı tabii ki 1 bölü 4'tür. Yine aynı mantıktan. Umarım burayı böyle ispat gibi gidiyorum anlayabiliyorsundur. Ama bir sonraki derste logaritmanın özelliklerinde inanılmaz ayrıntı yapacağım. Orada daha iyi anlayacaksın eminim. Misal. Burada soru çözmeye çalışsak, içine elen atsak, logaritma atsak 10 tabanı demiyorum. Ama onluk taban olduğunu biliyorsun. Cevabı ne yazarsın? Hocam biz artık öğrendik tabanda hiçbir şey yokken burayı 10 kabul edeceksin. 8 artı ln x cevaba da 1 yazdım. Bu karşıya geçerken hop omzunu alacak. 8 artı ln x'in cevabı 10 üssü 1'den 10 gelecek. At 8'i karşıya. ln x'in cevabı 10'dan 8 çıktı. 2. ln x ne demekti hocam? Logaritma e tabanında x demekti cevap 2. e karşıya geçerken omzunu alır x eşittir e'nin karesi. Bitti bu kadar. Allah'ım şunun güzelliğine. Şehir gibi gitti be. Tat vermiyor mu ya? Ya da ben mi alıyorum bu tadı bilmiyorum ama. Ben çok seviyorum ya böyle şeylerle uğraşmayı. Hadi bir şeyleri böyle gerçekten yapabilmek. Ya da anlayabilmek eminim senin de hoşuna gidiyordur. Ama zorlayacaksın. Öyle lönk diye girmiyor kafanın içine. Lok diye gelmiyorlar yani. Tamam mı? Logaritma 10 tabanı kabul edeceğiz. Ben yazdım bu arada. At bunu karşıya. At bunu karşıya. 5 artı elen x artı 1'in cevabı eşittir. 10 üzeri 1'den 10'dur. Oldu mu? At 5'i karşıya elen x artı 1'in cevabı 10'dan 5 beş çıktı. 5'tir. Hocam elen ne demekti? Elen e tabanı demekti. Yani log logaritma e tabanı demekti. E tabanında x artı 1 eşitse 5'e at e'yi karşıya omzuna aldı geldi. Allah'ım bu logaritmayı sevmeye mi başladık ne şu dakikadan itibaren? At biri karşıya x eşittir. E üzeri 5 eksi 1'dir dedim. Vurdum cevabı gönder gönder gelsin dedim. Peki bunları da anladık. Logaritma ile ilgili temel sorularda de. logaritma 10 tabında yolumuza devam edelim. Bir de tersini alalım mı? Nasıl alınıyor onu da göstereceğim. Bir fonksiyonun tersi demek burası y'dir x'i yalnız bırak demekti. Logaritma ln daha doğrusu ln 2x artı 5 e'ye eşit. Pardon y'ye eşit söyleyemedim. Peki y'yi yazdım. Elen yerine logaritma e tabanı yazdım. 2x artı 5 dedim düzenledim. E'yi aldım karşıya attım. E buraya nasıl geldi? E üssü y olarak. Burada ne kaldı? 2x artı 5. At 5'i karşıya. E üssü y eksi 5 eşittir 2x'e. Her tarafı 2'ye böldüm. E üzeri Y eksi 5 bölü 2 eşittir. X dedim vurdum cevabı. Buldum cevabı. Peki F'nin tersinde X demek ki neymiş? E üzeri X eksi 5 bölü 2'ymiş. Aynı şekilde logaritma tabanını da tersine alalım bırakacağım peşin artık. Yeter bu kadar yordum seni. Yordum mu baya? E artı Burası 3 olacakmış. Yanlış yazdım. Bir daha yanlış yazdım. Bir daha yanlış yazdım. Düzelt artık Mehmet Hocam. Logaritma hiçbir şey yazmıyorsa altında onluk taban kabul ediyorduk. Ben onu yazdım. Normalde yazılmaz ama onu da söyleyeyim. Yazmıyoruz yani onluk tabanı. Y eksi 2. Hocam niye böyle bir şey yapıyoruz dersen vallahi ben de bilmiyorum. Yani gerçekten yazılmıyor işte. Aslında bu şuna benziyor. Biz normalde sayı tabanı olarak onluk sayı tabanı kullanıyoruz. Ama aslında üçlük taban da var. Fakat Mesela 15 sayısını yazarken sadece 15 yazıyoruz. Üçlük tabanda 15 yazarken böyle yazıyoruz. Artık onluk tabanlarda yazılmıyor. Herhalde günlük hayatta en fazla kullanılan olduğu için. O yüzden her seferinde taban yazmak mantıklı olmadığı için yazmıyoruz. Burada sayı tabanı nedir dediğinde o çıkarılmış müfredatta yer alıyordu. Hiç kafana takma yani. Sadece bir örnek olması açısından verdim. Tamam. Herkesi 3'e böyle ara ara açıklamalarımızda umarım faydalı oluyordur. Her tarafı 3'e böldük y eksi 2 bölü 3. Elimizde ne kaldı? Logaritma 10 tabanında x artı 1 kaldı. Aldım onu karşıya attım. Nasıl gider? Hop omzuna alır. Abi ne biçim soru bu? 10 üzeri y eksi 2 bölü 3 eşittir x artı 1. 1'i aldık karşıya attık. Eksi olarak gitti. Logaritma 10 üzerinde pardon 10 üzeri y eksi 2 bölü 3 eksi 1 eşittir x. Şimdi fonksiyonun tersini yazabilir mi? İşte olay bitmiştir. 10 üzeri x eksi 2 bölü 3 eksi 1'dir dedim. Vurdum cevabı artık yeter dedim. Yeter yorulduk. Gelsin bakalım. Ama ne demiştik? Yüklemeye devam. Loading diyoruz. Ödevler bir sonraki ders. Hocam bugün şey de yok mu? Gönder gitsin yok mu? Bugün yok. Geçen gün ödev olarak rehber sorular biri. Gönder gelsin birinci testi ve gönder gelsin ikinci testi çözmüştük. Acele etme. Logaritma fonksiyonunun özelliklerine geçiyoruz. Lütfen idare et. Çünkü burada anlattığımız özelliklerle birlikte sana 3 ödev birden vereceğim. İkinci özellikleri anlatacağım. Bir 3 ödev daha vereceğim. Sonra yavaş yavaş logaritmanın sonuna yaklaşacağız zaten. Ey güzel arkadaşlarım. Bir dersin daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki ders görüşsek elim. Gözlerim tamam da göz tenle. Hadi bakalım. Sonda logaritma şarkısı var. Dinlemeden kaçma diyelim. Yorumlara bekliyorum sizlerin bu şarkı hakkındaki düşüncelerinizi. Hoş kalın. Hoşça kalın. <laughs> Yeni yeniden çıktık bir yola Logaritma ve dizilerle başladık kampa Emin adımlarla ve bebek adımlarıyla Derse başladım şimdi bu şarkıyla Bitirdik işi 3-2-1 soruda Vurdum cevabı, geçtim diğer soruya Sazanlanmışım, döndüm geri konuya Ama reme tayfa düşmez bu tuzağa Mehmet Hoca uyarmıştı bizi bu konuda